Mehmet Altuncan, 35 yıllık kuyumcuyum. Kayseri'de ve dünyadaki kuyum sektöründe çok ilgili ve ekonomiye karşı her zaman dikkatli olarak çalışan bir iş adamıyım. Mesleğimiz gereği sürekli biz dünyadaki ekonomi verileri, coğrafi verileri takip etmek zorundayız. Çünkü gün içinde sadece işletmemizdeki alışverişlerimizden hariç bizim günümüzün bittiğinde dünyadaki açılan borsalar, dünyadaki ekonomik verilerin 24 saat aktivasyonunu takip etmek zorundayız. Altın dünyada sayılı bir birimde çıkartılmış ve çıkartılacak. Bu ne kadar çıkmış, ne kadar çıkartılacağı bilinen bir materyal. Dünyadaki bütün para birimlerinin eş değer karşılığı altınla hareket ediyor. Malumunuz işte içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde dünya ekonomileri ortadaki likidasyonu yani nakit akışını çoğaltmasıyla birlikte altının değerlenme düzeyi daha da yükseldi. Fakat buna karşılık dünyadaki para likidasyonunun maksimum seviyede olması 100 trilyon doların dünya akışında yer alması 100 trilyon doların da daha üzerine çıkılamayacağı için arada bir ekonomik düzeltmeler yapmak için geliştirdikleri elektronik para, coinler çıkarttılar. Bunlarla birlikte altına ve yatırım aracı sağlam olan materyallere talebi başka yöne çekerek altını güvenli liman olan, altının değerini bilen insanların yatırımlarını altın üzerinde yaparken ekonomik dikkati coinlerin üzerine çektiler ve altının yükselmesini baskıladılar. Ama bu nereye kadar oldu? İnsanların bunu elde edemedikleri, fiziki olarak tutamadıklarını anlayınca yine altın ons değerleri küçük küçük yükselmeye başladı. Benim her zamanki iddiam, her zamanki geçmişe bakarak öngörülerim, altının kış aylarında yani bizim kış olarak atlettiğimiz 10. 11. 12. aylarda beklentilerin, tahminlerin üzerinde çıkacağı öngörülüm var. Öyle öngörüyorum çünkü dediğim gibi koyun paranın ne kadar altının ve diğer materyallerin üzerindeki ilgiyi ve alakayı şaşırtmasını sağlasa da gerçek olan değişmiyor. Dünyada altın her zaman değerli bir yatırım aracı. Altın her zaman güvenli bir liman. Ondan dolayı da bu iddiamda kararlıyım. 11-12. Aylarda altının dünya borsalarında, dünya para birimlerine karşı güçleneceği kanaati ve iddiam var. Ama tabii bu hiçbir zaman kesin olabilir değil, abilir olabilir anlamında. Tavsiyem yatırımlarının 1/2 oranlarını altında değerlendirsinler ve panik yapmasınlar. Çok sakin olsunlar. Altın her zaman kazandırır. Altın her zaman değerlidir. Geçen haftaki fiyatlarında TL bazındaki fiyatlarında 475 ile 483 arasında hareketleri vardı. Bu hafta başlangıcını 487 ile 90 arasında başladı. Yani bu minimal küçük verilerin yükselip çıkması, düşmesi sizin yatırımcı olarak çok değeri alacağınız bir değerlendirme, bir düşüş, bir çıkış değil. Bunlar küçük 1-2 puanlık gidiş gelişler. Bu aralar altının alınabileceğini gösteriyor. Altın öyle her gün 3-5-10 çıkarak gitmez. Altın bir sabah kalkarsınız 480 bin liradan geceyi tamamladığınız altını sabahleyin 650 lira olarak TL olarak söylüyorum. Gördüğünüzde şaşırmamanız gereken bir birimdir. Çünkü altının yatırımcısı, altının
oyuncusu bunu çok iyi bilir. 650'ye geldiğinde hemen koşarak altını almayın. Orada da bekleyin. Orada bir tolerans hakkı vardır. Mesela 650'ye geldiğinde o sizin alma gerektiren bir oran değildir. Orada 610'lara bir tabana gelir. O zamana kadar bekleyin. Varsa 650'ye hemen çıktığında satın altınız. Altın ani çıkışlarda satılır. Böyle tabanlı düşüşlerde de alınır. Şimdi alım zamanını gösteriyor. Bu alımlarınızı yapın. Birden sabah kalktığınızda 650-700'ü gördüğünüzde bu 900'ü gösterecek değildir. Hemen orada çıkın altından. Çünkü o görünen puanın %15-20'si bir geri gelir. Soluk alır orada. O da satış verisidir. Yükseldiğinde satın, düştüğünde alın. Şimdi düşük alım zamanı. Ama bu şu anda aynı okla yayın gerildiği gibi geriliyor. Yay geriliyor. Burada şu anda enerji biriktiriyor. Burada yine söylüyorum, ilk çıkış bandı geleceği 590 ile 650'yi görüyorum. Oraya geldiğinde hemen bir boşaltın. Ve panik yapmayın, bekleyin. Sonra bir 15, %15 gibi bir geri gelir. O zaman alın. Ondan sonra yine altın portföyünüzü koruyarak devam edin.